Günaydın, hoş geldiniz. Bir saatten daha az süremiz var galiba. 43 dakikada. Son dönemde çok değerli birkaç onlarca belki yüzlerce soru geliyor sosyal network üzerinden. Geçen sene Salt'ta böyle benzer bir keynote'da bayağı bir kod ve projenin nasıl yapıldığına dair arka planı daha detaylı paylaşabildiğim bir sunum yapmıştım. Ona benzerini hazırladım bugün sizler için. Eğer ilgiliyseniz alanla ya da daha hızlıca shortcut aranan günlerdeyseniz kariyerinizde başıma gelen birkaç güzel şey de paylaşmaya çalışacağım. Tabii yani dediğim gibi 40 dakikanın içerisine girebilecek şeyler hani ne olabilir ben de tam emin değilim ama hani olabildiğince şey yapmaya çalışacağım. Nerelerde hangi fikirler, hangi insanlar daha yardımcı oldu? Belki hani o pattern işe yarayabilir hani bilgi paylaşımı açısından. Özellikle konuşmak istediğim proje yüksek lisans döneminde hayal ettiğim ve 9 ay önce çalışmaya başladığım tekrar ve dün sunma şansı bulduğum projenin biraz daha detaylarına girmek istiyorum. Bir yandan da belki yani bir soru cevap kısmı yapabiliriz. Daha böyle kaçırdığım noktalar varsa onlara dair de sizlere burada hemen aklıma gelen şeyleri paylaşabilirim. Yani daha çok hani bilgi paylaşım amaçlı bir keynote hayal ettim olabildiğince. Şu an 12 kişilik bir ekibimle Los Angeles'ta çalışıyorum. Yaklaşık buraya sığdıramadığımda tabii projelerle olmakla beraber genelde kalıcı, kamusal alanda kalıcı sanat eserleri üretmeye çalışıyoruz. Amerika'daki en belki değerli başıma gelen kurallardan bir tanesi her yapı, yani hangi eyalet olursa olsun toplam bütçesinin %1'ini sanata vermek zorunda bırakılmış. Yani 100 milyon dolarlık bir bina yapılıyorsa 1 milyon doları belediyenin kurmuş olduğu 30'dan kimi zaman daha fazla grup insanla beraber bir jüriyle beraber halka açık bir yarışmaya dönüşüyor. Yani herkesin rahatça katılabildiği bir yarışma diyelim. Tabii bazı beklentileri var. Daha önce iş yapmış olmanızı bekliyorlar. En az bir hatta çoğu zaman 3 tane hali hazırda tam zamanlı çalışan işinizi bekliyorlar bir yerlerde çalışan. Yani sıfırdan bir kariyerin başlangıcı için zor bir yarışma ama birden çok işiniz varsa bir yerlerde muazzam şansınızı arttırabilen bir ortam. Bu arada 70 yıldır olan bir şey. 70 yıldır tahmin edersiniz ki daha konvansiyonel sanat eserleri üreten sanatçıların çoğunun işte bu blue chip artist denen işte Jeff Koons'tan daha birçok sanatçıya çok büyük şanslar tanımış bir deneyim. Fakat ben bu işlerde özellikle sıradan bir mecra değil, olabildiğince 20 yıl en az ömrü olabilecek materyalleri, teknolojik materyalleri kullanmaya çalışarak fikirler üretmeye çalışıyorum. Tahmin edersiniz ki projeler hiçbir zaman artık eskisi gibi hani tek başınıza oturup birkaç hafta, birkaç ayda yapabileceğiniz şeyler değiller. Çünkü üretimi düşünmesi, imzalanan kontratı ve değeceği insan sayısı çok fazla olduğu için beklentiler de bayağı yüksek oluyor. Dolayısıyla bunun en mantıklı yolunun bir stüdyoya dönüşmesi olduğuna emindim bundan 6 sene önce. Yüksek lisansla çalışmaya başlamadan önce. Bir şey çok canımı sıkıyordu o dönemde. Başlangıçta bir işiniz yoksa nasıl bir yarışmaya girebilirsiniz? Yani nasıl birilerini ikna edebilirsiniz gibi çok fazla böyle içimde hep böyle kuruntu yapan durumlar vardı. Çünkü biliyorum ki yüksek lisans çok bir şey ifade etmeyecekti. Yani en nihayetinde bir case study olmasının verdiği zayıflıklar vardı diyelim. Burada belki de en büyük artılardan bir tanesi, çokça okuduğum dönemde özellikle Lev Manovich'in bu muazzam makalesi. Eğer ilginizi çekerse muhakkak okuyun. Ya başıma gelen en böyle ilham veren makalelerden bir tanesi Politics of Augmented Space. Müthiş bir yazı. Lev Manovich'le ilgili herkes farklı şeyler söylüyor ama tanıştığım, gördüğüm kadarıyla zihni çokça açık ve söylediğini çok iyi bilen bir insan. Yani çok neden eleştiriye uğradığını tam anlayamıyorum ama gördüğüm kadarıyla hani işte 2004'te şu anki içinde olduğumuz dünyayı öngörebilen bir insan. Tabii mimarlık ve medya sanatlarını bir araya getirmek için böyle ilham veren bir yazıyı okuduğumda malum mimarinin içindeki kalıplaşmış, mecburen yer çekimine karşı gelmek zorunda kalan materyallerle boğuşan bir disiplin. Her ne kadar onlarca yazı ve onlarca fonksiyon ve kültürel katmanlar eklesek de en nihayetinde mimarinin bizi doğadan koruması gerekliliği, başımıza yıkılmaması gerekliliğiyle ilgili benzer bir kaygıları, korkuları olan bir disiplin. Fakat ışığı kullanmanın burada belki en büyük artılarından bir tanesi hani ethereal olması. Yani dokunamasak da bile hani evet enerji form olarak görebildiğimiz bir şey ama istediğimiz şekilde form verebildiğimiz, istediğimiz parlaklıkta, istediğimiz yerden yansıtabildiğimiz çok şiirsel bir materyal gibi hep aklıma gelmişti. Bunun ilkini Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans projemde Ali Can Aktürk'le beraber Bilgi Görsel İletişim Tasarımı'nın son senesinde Santral İstanbul o zaman müzeydi ve cephesindeki bu projeyle aslında macera başladı. Amerika'da tabii bunları gösterdiğim zaman çok fazla bir şey ifade etmediler. Çünkü hepsi birkaç haftalık, birkaç günlük skeçler gibi, fikirler gibi gözüküyorlardı. Fakat bu projeden çok Sanaa'ların ilk yüksek lisans denemelerindeki yaklaşıma birazcık daha bir şekilde somut hissiyatlar uyandırmaya başladı. Ama onun dışında tabii aynı dönemlerde Avrupa'da çok fazla teklif geliyordu. İşte birçok festival, birçok performans alanı zaten bu projeksiyon tekniğiyle yapıların bir şekilde başka bir forma dönüşmesiyle ilgili çok fazla zaten davet vesaire veriyordu. Tek büyük artısı bu festivallerin tabii tanıştığınız insanlar, konuştuğunuz insanlar ve o alanlarda başka insanların kullandığı programları, yaklaşımları, mantıklarını görme şansı oluyordu. Ama kişisel anlamda en ciddi 3 hafta belki süren bir süreçte bir projenin nasıl hayata geçebileceğini anlamak adına Alper Derinboğaz'la ki o zamanlar UCLA'dan emin değilim hani yeni bir maceraya başlamalıyım, başlamamalıyım kısımlarının başında bu İstiklal'in Sesi projesi için korkunç bir 3 hafta geçirdik beraber. Yani 3 hafta içerisinde bir projenin hani hayata geçmesi için gereken programlaması, üretmesi, detaylarını hayal ederseniz hani ciddi bir stresten bahsediyoruz. Stresin dışında da yani 3 haftada hangi projeye, hangi fikre ne kadar daha detaylı bakabilirsiniz ki yani? Ne kadar hani ya şunu fark etmeye başladım. Aslında yüzeyde evet bir şey var ama hani derini yüzeye getirmekle ilgili sıkıntı yaşıyordum. Yani çok açık bir şekilde. Yine de hani ortaya bir şeyler çıkıyor tabii ki. Hani söylem için, yani deneyim anlamında muhakkak bir şeyler vardı ortada. Ama üzerine daha uzun yazıp çizecek, daha fazla düşünebilecek, alternatifleri yaratacak pek zaman bırakmıyordu üretim yöntemleri İstanbul'da. Ama mesela tabii ki Yapı Kredi Kültür Sanatı'nın muazzam bir desteği vardı. Tülay Güngen'in yani müthiş bir... Yani şunu demek istiyorum, bazen şeyler geliyor hani nasıl başlanabilir ki bazı fikre, bazı proje. Bu proje de aslında öyle başladı yani. Hani hiçbir şekilde bir keynote'u, bir çalışması, arka planı, online sayfa yazısı, günlerce hazırlanmış bütçesi yoktu yani. Sadece fikren bir şey vardı ortada. Hani bir şehrin, en azından şehir ölçeğinde bir mekanın sesinin görülemeyeni görülür kılmak için akılda olan bir fikirdi. Yani şunu demek istiyorum, aslında hani fırsatlar vardı ama ya çok son anda geliyordu ya da çok araştırma fırsatı olmadan her şey ortaya çıkıyor diyeyim. Daha dürüst olmak gerekirse. Bir yandan ama çok çok ciddi anlamda kafamı takmıştım. Yani sadece teknolojinin teknoloji olması içinde bulunduğumuz belki sadece bir 10 yıldan ötede belki ilk başta işte McLuhan'ın dediği gibi belki de ilk uyduyu yollamamızdan sonra ortaya çıkan aslında değişimin tamamı kuvvetle muhtemel bir cep telefonundan çok daha fazla şey söylemeye başlamıştı. Yani ne kadar farkındaydık ya da ne kadar böyle militer bir araştırmanın içinde dünya hani bunların hepsi tartışılabilir ama bir yandan da yani ilgimi çeken kısım aslında sadece teknolojinin kendisi değil de daha sosyal seviyede belki daha fizikselin dışında da yapmış olduğu etkilerden çok fazla etkileniyordum. Bunların hepsini aslında bir araya getirebilmek için işte bu hikaye anladığım kadarıyla daha rahat hani fiziksel ve zahiri dünyanın arasında geçen o daha hayalet dünya daha fazla ilgimi çekmeye başlamıştı. Bir de yani çok klişe geliyor, hepsi gösteriyorum ama hakikaten bu film çok etkilemişti. Yani Maltepe'de oturuyordum 7 yaşındayken, karşımıza bir tane VHS Betacam satan, yani kiralayan müthiş böyle bir dükkan vardı. Bir aile ve her ailenin bireyi her hafta kendi kürasyonunu yaptığı filmler getiriyor. Anladığım kadarıyla her zaman 3 çocuktan bir tanesi her zaman daha çok böyle bilim kurgu filmlerini olabildiğince daha hep öne koymaya çalışırdı. Tahminen kimse gidip almıyordu ama ya da kiralamıyordu ama kuzenim de o dönemler çok fazla İngilizce öğrenmek için kiralıyordu filmleri. O dönemden herhalde yani bilinçaltıma kazın diye hayal ediyorum. Ve özellikle sadece hani şey değil, mekanın büyüleyici ya da işte uçan bir arabanın, işte güzel bir yapının ön üzerindeki Asyalı bir yüzün yanından geçmesinden daha çok aslında hani bu hayalin ne kadar gerçek olduğu da çok ilgimi çekmeye başladı. Yani sadece büyülenip bir seferde işte Ridley Scott'ın milyonlarca dolar harcayıp yarattığı minyatür bir set değil, hani gerçekten dünyadaki karşılığının ne kadar gerçekçi olduğunu hayal ediyordum. İşte aslında kabaca şeyi fark ettim yani. Bütün hikaye aslında hani insanlar, makine ve mekanlar arasında geçiyor. Çok kabaca aslında her fikir. Yani bu ablayı çok gösteriyorum. 2016 Reddit'te en fazla paylaşılan kişilerden bir tanesi. Yani hakikaten sanatın bir nevi de böyle bir durumu var yani. Hani yani işte insan, makine ve mekan maalesef hani bu kadar indirgenebiliyor. Bir diğer saplantım da herhalde bu korkunç, yanlış ilerleyen kamusal alandaki tasarım kaygıları. Yani dünyanın en çok yatırım yapılan meydanlarından biri Times Square. 90 milyar dolarlık bugüne kadar yatırım yapılmış bu ekranlara. Yani çöp değil mi? Yani bilmiyorum, böyle öyle hissediyorum yani. Bu kadar marka birbirine bağırıyor. Buradaki insanlar yeni yılını kutlamaya falan çalışıyor. Yani çok patetik, böyle bir garip bir durum yani. Eminim birçok kişinin de herhalde aynı şekilde kaygıları vardır. Enteresan şekilde bu arada Times Square bir sene önce bütün bu ekranları gece 11.59'da bir dakikalığına sanatçılara vermeye karar vermiş. En azından hani bir reaksiyon alabilen bir durum. Ama genel olarak yani bence bundan ibaret hikayenin şeyi. Ne anlamda? Tabii yani, hani tamamen maddi kaygı ve hani yani Nivea'nın kaygısıyla Kodak'ın kaygısının birbirinden habersiz olması ama buradaki insanların onu bilmesinin verdiği aciz iletişim yöntemi galiba. Buna karşı atak yapmak adına hani hep bunu gösteriyorum. Yani sokakta olmayı çok bu yüzden çok daha samimi bulmaya başladım. Yani evet, müze kültürü, galeri kültürü mükemmel şeyler söyleyebileceğimiz, yeni şeyler üretebileceğimiz yerler ama bir şekilde daha dürüstü, daha doğrusu sanki yani şehir ölçeğinde başlamak gibi hep hissediyordum. Yüksek lisansımı yaptığım dönemlerde tabii çok enteresan yaklaşımlar olma şansı oldu. Bilgi Üniversitesi tabii ki böyle bir şansım yoktu ama hani gittiğim ilk hafta okula 2 tane robot verdiler böyle ve bir hafta verdiler. Ve bir hafta içinde bir proje yapma şansı oldu. Ya o kadar enteresan bir böyle hani beyni bir sıçrama yarattı ki, çünkü hani birincisi dünyanın en pahalı robotlarından 2 tanesi ve hack edebiliyorsunuz. Yani hiç umurlarına değiller. Bozulur mu, yarın çalışır mı, sabah derse hazır olur mu? Kimsenin umurunda değildi. Ama bir yandan da fikren gidebileceğiniz yer bir sonraki sabahki dersten daha değerliydi. Böyle enteresan etik değerlerin farkına varmaya başladım. Tamamen bu arada işte KUKA'nın hediye ettiği 2 tane robot. Burada şeyi fark ettim yani gerçekten tek başına aslında bir şey yapmaktansa mimarlık bölümüyle ortak bir dersti bu. Çok hızlı bir şekilde OSC kanalından, KUKA PRC'den şu arkada gelen robot kontrol mekanizması OSC sinyaliyle kontrol edilebiliyor. Processing üzerinden OSC'den gelen aslında sinyalleri tekrar okuyup Millumin diye bir programla aslında robotun X, Y ve Z'deki hareketlerini tekrar geri yollayarak, bir de Maya'da, Autodesk Maya'da 3 boyutlu zaten programlam programlanmış bir halde zaten robotlar KUKA tarafından. Tek yaptığımız bir tarafa projeksiyonu mükemmel şekilde oturtmak, diğer tarafa da bu 3 boyutlu hafif kinematik değeri olan bir kartboarddan yapılmış, yani yarım saat bile sürmeyen bir parametrik malzemeyi birbiriyle aslında çarpıştırma fikriydi. Yani 2 günde ortaya çıkan bir fikir ama şeyi fark ettim. Mesela işte bunu yaparken orada işte Greg Lynn, Frank Gehry, Tom Mayne gibi diğer mimarların da aslında yakından geçebilme ihtimali. Orada böyle diyaloğu büyütmeye başladı. Bir yandan da şey güveni geldi, hani biraz işte ne kadar farklı disiplinden arkadaşla zihinle beraber düşünmeye başlarsak aslında o kadar hani tek başınalığın verdiği zorluk, kaybolmalık ve malum bilgi birikiminin yokluğunun sıkıntısını çekebileceğini fark ettim. Bu böyle bir deneyimdi. Bilmiyorum. Yani umarım herkes için benzer fırsatlar yaşanabilir ama hani bu bir hafta çok acayipti. Yani uyutmadı tabii ki ama şey olarak enteresandı. Bir diğer farklılık ise yani daha Leap Motion'da da hemen geliyorum geri. O zaman Leap Motion'un processing kütüphanesi çok stabil değildi. O yüzden çok fazla emin olamadan şöyle bir şey yaptım. Robotun ilerleyebileceği en uç ve en sol ve en sağdaki track'in üzerindeki yollarını el hareketinin aslında X ve Y'sine bağladım. Z ise sadece işte processing'deki real time çalışan grafiğin işte 3 tane parametresi vardı. Onu da onlara attach ettim. Yani bir nevi aslında X, Y, Z'nin mapping'ini fiziksel olarak mekana bağlamıştım. Bir diğer enteresan nokta da şey oldu tabii ki. Hani işte Amerika'ya gidip işte öğrenci bursu, yani öğrenci olarak gidip hani Fulbright'ta karşı koymuştum bir şekilde aklımda. Uygun görmemiştim geri dönmenin mantıklı. Yani neye başladığımı bilmediğim bir şeyi neden geri dönmesini hayal ettiğim gibi böyle farklı düşünüyordum. Ve o dönemler tabii ki böyle bir fikirle ortaya çıkmak birazcık da bir tehlikeliydi. Herkesten önce bir dakikaya hani yani çalışma iznin yok. Öğrencisin. Ve bir mimara mail atıyorsun, cevap bekliyorsun. L.A. Philharmonic gibi bir kurum sana bir tepki vermesini bekliyorsun. Bunlar hani çok imkansız şeyler gibi. Herkes kibar kibar böyle bir şeyin bir proje olarak olmaması gerektiğini kibarca söylüyorlardı diyeyim. Fakat bir sene sonra garip bir şekilde yazın kendimi Microsoft'un Seattle'daki ana binasında büyük bir salonlarında Bill Gates'in önünde böyle şortla kendimi gördüm, buldum yani. Nasıl olduğunu giymeyi öğrendim sonradan sahnede ama bayağı böyleydim yani. Elimde hiçbir not yok, önümde bir keynote ve hayalim olan aslında birazdan göstereceğim projenin fikri anlatmaya çalışıyordum. Bu çok enteresan bir yer çünkü buraya işte MIT, Harvard, Carnegie Mellon ve birçok okulun aslında genelde tasarım kaygıları olan fikirleri ve teknolojik olarak beklentileri yüksek projelerin böyle 7-8 kişinin böyle sanki şey gibi, kürek takımı gibi herkes ezberlemiş söyleyeceğini böyle kelime kelime çıkıp anlatıyorlar. Kuvvetli muhtemelde biri seçiliyor ve çok ciddi bir fonla evlerine dönüyorlar. Ve tek sanat projesi de benim sunduğum fikirdi. Ve daha da garibi herkesin mentoru, hocası normalde onlarla beraber sahnede duruyor, onları koruyor vesaire. Ben tek başıma, benim hoca dedi ki çok saçma, tek başına git, senin fikrin, benim ne işim var dedi. Çok da mantıklıydı. Ve çok titreyerek böyle yani ne yaptığımı hani biliyorum, Bill Gates orada bir yerde oturuyor, hani farkındayım ama hani neyse sonuç olarak buradan çok enteresan bir şekilde ödülle döndüm. Bu ödülün çok bir avantajı maddi olarak tabii ki yüksekti ama manevi olarak Frank Gehry'nin ilgisini çekti. Yani o cevap verilmeyen mailler bir anda 2 gün sonra çıt diye Dropbox linkiyle binanın Rhino modeli, işte PDF'leri, CAD drawing'leri ne varsa bir anda geldi. Yani şu 2 fotoğraf arasında hani çok acayip bir bağlantı varmış. Ve sonuç olarak 1'e 25 bir modelle cephenin rahatça görülebildiği. Ha bu arada Gehry'nin de kendi modeli vardı fakat kağıtla yapmış ve çalışanlarına yaptırmış ve hani bir yıl sürmüş. Şimdi okula bunu koyunca kesin biri vandallık yapabilirdi, üzerine adını yazabilir vesaire. Sen hani onun sıkıntısı çok büyük. O yüzden dedim ki ben hani kendi modelimi, mock-up'ımı kendim yapabilirim diye hayal etmiştim. O da bayağı zormuş ama çok işe yaradı. Böylelikle 3 boyutlu bir model üzerine 2 projeksiyonla V4 denen programı kullanıyorum burada son 8 senedir. Bu programı öğrendiğim yılda aslında tam olarak bu belki hatırlarsınız, Santral'de 2009 yılında Haritasız diye bir sergi olmuştu. Gören olabildi mi bu sergiyi? Ya, kuvvetle muhtemel, yani ülkemizde herhalde medya sanatları konusundaki hala en kapsamlı sergiydi diye hatırlıyorum. 300 tane eser vardı. İşte Peter Weibel, Jeffrey Shaw, Robot Lab ve birçok çok önemli sanatçının işleri burada vardı. Bu çok enteresan bir hikayeydi çünkü burslu çalıştığımız için bursumuz karşılığı bu sergiyi her gün açıp kapamamız gerekiyordu. Yani 300 tane sanat eserini her sabah açıp kapatmak için gereken bilgiyi geçiyorum. Yani insanların tepkileri, işte robotun üstünde bebeğin koyanı var, telefonunu şarj eden var, işte robotun kağıdına imza. Yani çok enteresan bir 6 ay geçirdim orada ve orada ama şeyi fark ettim, yani hakikaten medya sanatları teknolojiyle gerçekten buluştuğu zaman interaksiyon seviyemiz sadece yani kritik bir işin dışında arka planı kim olursa olsun, hangi yaştan olursa olsun herkese ulaşabilen bir şey olduğunu fark ettim. Bir de yine aynı dönemde eğer ilginizi çekerse mimarlardan belki daha çok bilinen bir alan, Media Facade Exhibition diye bir sergi oldu DAZ'da. Bu bildiğim kadarıyla medya mimari teriminin ilk kullanıldığı kamusal alandaki ilk konuşmaydı ve hala bu YouTube'da bu konuşmaların şeyi var, bulunabiliyor. Eğer ilginizi çekerse, yani 10 sene öncesine geri gidip öngörüleri dinlemek çok enteresan oluyor. Çünkü ancak öyle anlayabiliyoruz aslında kimin ne kadar öngörüsünün, hani ne kadar bir yere gidebildiği, ne olabildiği ya da işe yarayıp yaramadığı. Neyse. VVV, 4 tane V. Daha detaylı geleceğim ama şeye. Kısacası tez sonrasında şöyle bir şey tabii başıma geldi. Dış cepheyi değil de L.A. Philharmonic'in o zaman iç cepheyle zaten bir sıkıntısı varmış. Klasik müziğin kaybetmekle mükellef olduğu izleyici sayısı ve kuvvetli muhtemel önümüzdeki 10 yılda kaybedecekleri daha çok izleyici sayısı yüzünden ellerindeki bu fırsatı kaybetmemek için iç cephede bir proje fikri verdiler. Burada da aklıma ilk gelen, madem dış cepheyi hani artırılmış gerçeklikle boyayamıyoruz, iç cepheye ne yapabiliriz diye düşünürken çok hızlı bir şekilde 3 aydan belki daha az bir sürede, zaten Gehry'nin kanalı açık olduğu için artık her dosya geliyordu bir mailde. Bu sefer iç mekanın dosyalarına sordum. Esaf Kasalnen'le çok keyifli, çok müthiş bir insanmış. Tanıştıktan sonra daha iyi anladım. Varez'in Amerik isimli parçasını, bu arada hatırlarsanız 1958 Philips pavilyonu bu bir nevi aslında dünya pavilyonlarının bu öngörüler üzerine kurulu olduğu tasarım dünyasında ilk defa bildiğim kadarıyla Zanakis ve daha birçok sanatçının bir araya gelip parabolik bir form içerisinde hem sesi hem görseli hem de mimari bir getirdiği ilk örneklerden bir tanesi. Burada da hayalim hani aslında gerçekten bir şefin elindeki bir butonla kurmuş olduğu gizli bu dilin yüzlerce müzisyene ulaşıp sadece zamanı değil, mekanı da aslında orkestra edebilmesini hayal ediyordum. Bunu yapabilmek için de aslında yine 3 projeksiyonla ve yine Gehry'nin gerçekten 3 boyutlu modelini kullanarak mekanın üzerine eş zamanlı görselleri bir daha yansıtma fırsatı buldum. Burada şunu anladım. Yani hem FFT denen bir kanal üzerinden sesin eş zamanlı taranmasının, eş zamanlı grafiklerin, ya bu sonuçta 4 sene önce yani grafik ünitelerinin muhtemel bilişim gücünün çok az olmasından dolayı çok da fazla ileri itemediğim bir alandı. Ama şunu fark ettim ki ne zaman bir organizasyon, ki L.A. Philharmonic burada, bir fikre inanıyorsa bir şekilde o fikir hayata geçiyor. Sadece işte o 3 ay içinde bir büyük bir karın ağrısı, baş ağrısı, ekip oluşturma vesaire derken bitebiliyor. Bu arada şarkıyı da gerçekten 5 gün önce duyduk eserden. Yani hani arada hep böyle kayıtlar dinlendi, tahmin edildi. Ama tabii eş zamanlı grafik olduğu için sonuçta parça ne olursa olsun en fazla birkaç saniyelik ya da en fazla 10 saniyelik bir fark oluyordu. %80'i gerçek zamanlıydı. %20'lik bir kısmı da değildi. Mesela burası işte Ray Marching denen V4'ün ilk dönemlerde yeni ortaya atılan süper fizik denen bir kütüphanesini kullanmıştık. Buralar mesela pre-rendered, yani daha önceden render alınmış görseller diye gidiyordu. Yani çok enteresan bir reaksiyon aldı iş. Herkesin o korkuları, eyvah işte yaşlı insanlar işte kusar mı, bu kadar hızlı görsel neden basıyoruz dedi. Ama hiç öyle olmadı. O bütün o korkulu rüyalar aslında daha pozitif bir hale döndü. Ve ilk defa Frank Gehry'le dürüst olarak tanışma fırsatı olduk. Ve hani şeye dönüştü yani. Hani adamın öyle bir faydası varmış ki aslında insanlara. Çünkü yapıyı kanvas olarak kullanma fikrine mimarla beraber onayına alınması çok başka bir hissiyatmış. Yani spekülasyonun dışına çıkıyor aslında fikir o saatten sonra. Bu şu anki stüdyomuz. Silver Lake diye bir yerde. İlk hali, şu an çok daha başka. Bu da geçtiğimiz yazki kişiler. Çok enteresan bir ekip oluşturmaya çalıştım. Genelde herkes ya okuldan, büyük bir ihtimalle UCLA'den aramıza katıldı. İşte sinir bilimci, müzisyen, ressam ama herkesin kod bildiği bir ekip düşünelim. Yani kodu illa hani line-based yazmak zorunda değiliz. İşte visual programming de olabilir. İşte Houdini, işte Grasshopper, artık hani Unreal Engine, Unity, nasıl bir artık hani bilgi birikimi varsa bir şekilde kullanılabilen bir mekan yaratmayı hep hayal ediyordum. Ve bu biraz önce bahsettiğim kalıcı iş hikayesi çok önemliydi ve ilk yarışma olan San Francisco projesi çok enteresandı. Burada ilk defa kalıcı bir fikri hani iki boyutlu bir sketch'ten alıp gerçek hayata getirme, yani şu iki imaj arasında geçen zaman acayipmiş. Çünkü tam 12 ay hem yarışmaya hazırlanmak, işte belediyeyle çalışmanın enteresanlığı, kontratta ya ölürsen ne olur yazan kısmı, bunların hepsi çok enteresanmış. Çünkü hani daha önceki işlerde 2-3 akşamlık denemeler, sonra hani uçup gidiyordu her şey. Bu mentalite her şeyi değiştirdi diye düşünüyorum. Ve bir yandan da aslında hani görünemeyi görünür kılmanın şehir ölçeğinde de çok ilgi gördüğünü fark ettim. Bildiğim kadarıyla alanında ilk defa 3 boyutlu bir ekran, yani 2 boyuttan kastım hani köşenin de mimari sıkıntısını da hayal ederek sadece sıkıcı bir ekran değil de lobinin gerçekten içine medya mimarisini ekleyebilme fikriydi. Vesaire vesaire derken böyle hani bir şekilde bu San Francisco'nun tabii malum birçok teknoloji devinin de başkenti. Yani bir blok yürüyorsunuz işte Facebook'un evet 3 blok yani çok şeymiş. Çok kuvvetli bir ilham kaynağıymış. Sonradan öğrendim. İşte Twitter'ın işte CEO'su bir öğle yemeğinde gerinden geçerken işte API'nin sonuna kadar açabiliyor. İşte yani çok fazla interaksiyon oldu bu iş yüzünden. Ve sonra işte anladığım kadarıyla bugünlere kadar birçok proje ortaya çıkma şansı buldu. Ve ama şu çok enteresan bir hale geliyor. Yani veri ne kadar çok aslında mekanlaşırsa, yani mesela bu Los Angeles'ta yaptığımız bir projenin içindeki veri miktarları. Yani bir şekilde bir yerden sonra 2-3 veri değil de gerçekten bir şehrin görülemeyen kısmını anlamak için çok da fazla aslında verinin varlığı ortaya çıkmaya başlıyor. Nasıl kullandığınız, nasıl değerlendirdiğiniz vesaire bir konu başlığı. Ve son olarak daha da işi zorlaştıran belki de işin ne kadar kalıcı oldu. Yani sadece 3-5 günlük bir iş olmadığı için bir sistemin yaratılması söz konusu oluyor. Yani 3-5 bilgisayar sadece birkaç tane HDMI kablosuyla bir yere bir şey yollamasının dışına geçmesi gerekiyormuş. İşte bu verinin nasıl toplandığı, etik olarak nerede saklandığı, API'nin sahibinin sorumluluğuna benzer sorumluluklar yaşıyor olmak, işte bir gün eğer o vana kapanırsa ne olacak gibi hani her senaryoya hazır olmak gerekiyor. Bu enteresan böyle bir seviyede bir deneyim sağladı geçtiğimiz 2-3 sene içerisinde. Ama şeye gelmek, yani yapay zeka ile ilgili çok fazla hani neden ve nasıl başlığı ile ilgili çok fazla hani öngörüsü artık hemen herkesin olduğunu hayal ediyorum. Ama benim adıma bugünkü paylaşacağım belki de projenin en vurucu noktası Google'la olan ilişkimizdi. Çünkü yani şöyle bir durum, sonuçta yapay zeka 2,5-3 sene önceye kadar çok fazla halka açık ya da GitHub'da bulunabilen ya da rahatça ulaşılabilen 6-7 satırlık bir kod dünyası değildi. Yani varlığından herkes gibi haberdardım belki ama hani ulaşılabilecek bir folder ya da bir kütüphane olduğu gibi hissettirmiyordu. Tahminen birçok sebepten dolayı hani işte artık yani teknoloji devlerinin de mecburen kendilerini hani ittikleri gerçekliğin bize daha samimi gelmesi için mi, yoksa eyvah ne yapıyoruz bunu açalım, bu kadar saklanacak bir şey değil artık mı, ya da kendi içlerindeki gerçekliğin sıkıntılarını çok fazla belki hani psikolojik olarak sebebi olabilir, ama bana enteresan gelen zaten her gün kullandığımız araçların içerisinde olmasıydı yani. Hani hiç de sürpriz falan değildi. 6-7 yıldır zaten her birimiz bunları bir şekilde besliyorduk yani. Ya da işte Amazon'un Alexa'sı 46 saniyede dünyanın en hızlı ses komutuyla alışveriş yapabilen hani ürünüymüş. Yani Siri 21 tane dil konuşabiliyor. Ya da işte bu AlphaGo'nun yenilme sekansı, yani çok üzücü bir video ama hani biliyoruz ki DeepMind'ın geliştirmiş olduğu algoritmanın buradaki amacı hani bize kibarca aslında yapay zekanın gerekli veri miktarına ve doğru yönlendirilmiş mühendis zihniyle insanlığın belki de en kompleks oyunlarından birini rahatça yenebileceğini ispatı oldu. Hem de canlı yayında yani. Hatırlamak gerekirse yine Kasparov'un ve Deep Blue projesinin IBM'in yaptığı projede yani en fazla satrançta 20 tane hamle var. Yani en başta gidebileceğiniz. 361 hamleyle Go'yu hayal edersek, yani aradaki 20 yılda hani bilişimin aslında uçtuğu noktalar bayağı enteresan. Bir de şey, tabii çok fazla trendlere bakıyorduk Google'ın white paper'larında. Enteresan şekilde akademik dünyada da zaten bu hani a material that can compute şeyi var. Hani o materyali bulmak için yanıp tutuşan ciddi miktarda bir bilim adamı zaten hani mevcut. Tabii ki yapay zeka gibi düşünmüyorlar. Tahminen daha nanotek seviyesinde, biyotek seviyesinde bir materyal hayal ediyor bu insanlar, ama hani o materyalin hayata geçebilmesi için de biliyoruz ki hani beyinle ilişkinin ne olduğu, en azından korteksin haritalama yöntemlerinden Elon Musk'ın bu Neuralink projesine kadar her şey aslında birbiriyle kenetli fikirlerden biri. Yani sadece 27 milyon dolara düşünebiliyor musunuz yani? Bir beyne upload ve download yapma şansı veren bir ürün geliştirebiliyorsunuz yani. Bu bence çok komik bir şey. Hani rakam olarak gidebileceğiniz gerçeklik. Hani ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yanlış söylüyor bilmiyorum, ama şu limb sendrom denen hikaye bence çok doğru. Gerçekten artık hepimiz cyborguz yani. Şu an mesela şu slide çeken hani kameralarını tuttuğumuz elimizle ya da akşam yatağa gittiğimizde baktığımız son şeyin telefon olması ya da bu bence zaten içinde olduğumuz bir gerçeklik. Çok da fazla sürpriz yaratmıyor gibi. Bir yandan da tabii yani şu çok enteresan. Akademik dünya yani yeteri kadar araştırmasını yapıyordu, ama sadece mesela bilişim dünyasında bunu dün de göstermiştim. Bu kadar okunamıyordu ama. Yani mesela bu sadece 5 alanda yapay zeka algoritmaları son sadece 1 yılda, yani 1 yıl ve belki olmadı, muazzam bir patlama yaşadı. Yani her birinin tabii sebebi verinin ihtiyacı, ürettiği çıktılar, birbirinden farklı şeyler, ama benim için en kafa açan nokta Blaise Aguera-Arcas isimli Google Brain'in de en iyi yöneticilerinden biri olan kişinin açtığı bu program. Sanatçılar ve makine zekası ekibinin aslında öngörüleriydi. Yani onların demek istediği şey, hani evet bir pigmentin bulunuşu ya da herhangi bir teknolojik devrimin nasıl sanata etkisi varsa, bunun da sanata etkisinin olmama ihtimali yok diyorlardı. Bunu da 4 sene önce söylüyorlarmış zaten. Bu böyle büyük bir avantaj oldu. Salt projesinin aslında geçtiğimiz yıl hayata geçmesi. Projedeki en farklılık hissettiren noktası, birincisi Salt'ın muazzam bir veri tabanının olması. Yani ellerine sağlık ki müthiş bir şekilde bu 1.7 milyon dokümanı tek tek ne olduklarına dair harika bir meta veri havuzu oluşturmuşlar. Benim en büyük hayalim de o noktada Sonsuzluk Odası diye bir proje yapmıştım. Onun üzerine acaba aynı şekilde bu verinin sonsuzluğa dair ipucu verdiği ya da evrimleşen bir kütüphanenin geleceğini hayal etmek için mimari olarak sonsuzluğun daha anlamlı olduğunu hep düşünüyordum. O yüzden böyle bir mekanı daha uygun olduğunu düşündüm. Köşelerden çok daha spiral bir dünyanın, daha büyük veriye ve yani en nihayetinde kütüphaneler hani verinin bilgiye dönüştüğü ulvi yerler ve hani belki daha bir yakınlık duyabileceğini hayal ediyordum. Orada yaptığımız şey o zamanlar ImageNet ve ResNet diye adı verilen 2 tane büyük veri üzerinden imaj tanımlama algoritmalarından ikisini denedik. Ve en sonunda Inception diye Google'ın kendi içerisinde kullandığı, Google Images'in aslında Google Photos ve Images'in içindeki hemen hemen belki bugüne kadarki her imajın birer kere kullanıldığı bir yapay zeka ağının içinden geçti bütün arşiv rüyasındaki imajlar. Dolayısıyla hani bir anda 1.7 milyonluk imaj belki yüz milyarlarca imajla yaklaşık 2-3 günlük bir süreçte karşılaşma fırsatı buldu. Bu çok acayip bir durum çünkü düşünsenize hani bir grup insan yıllarını veriyor ve bir arşivle çalışıyor ve bir akşam bu görüntüler milyarlarca başka imajlarla eşleşip başka bir anlamı oluyor. Yani bu enteresan bir deneyimdi. Hem araştırma tarafına baktığımız zaman hem sanatsal deneyim olarak verinin başına gelenin hikayesi açısından. O dönemde eğer ilginizi çekiyorsa mimari anlamda en keyif veren noktası en nihayetinde bu ImageNet, ResNet ya da InceptionNet gibi algoritmaların bize sunduğu embeddingler yani verdiği cevaplar yani 1024'e yakın bir bize boyut öneriyor. Yani bu boyutu görmemiz imkansız. Fakat bir grup insanın bu Principal Component Analysis denen bir araştırma alanı eğer ilginizi çekiyorsa ve GitHub'da hemen hazır indirilebilir bir kodu da mevcut ve bayağı hızlı ve çok rahat çalışabilir bir halde. İyi bir CPU gerekli ve çok sağlam bir SSD'ye ihtiyacınız olacak ve her imajın en azından 1024 piksellik belki bir hani uzun kenarı 24 piksel olacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu imajları bir satırlık kod kullanarak tamamen benzerliklerini, aralarındaki ilişkileri gösteren yeni bir haritalandırma tekniği, Perplexity ismi verilen imajların kendi arasındaki ilişkileri de gösteren bir üç boyutlu çıktı alabiliyoruz. Bu çok ilgimi çekmiş. Çünkü hakikaten bir yani space in the mind of a machine yani makinenin aklındaki mekanın aslında ne olduğunu gösterebilen bir algoritma olduğunu fark ettim. Ve düşünsenize yani bunun gibi elimizdeki kaç tane büyük veriyle nasıl ilişkiler kurabileceğimiz, neler yapabileceğimiz yani çok ilham veren bir alan olduğunu fark ettim. Yani belki tabii ki bir mühendisseniz ve araştırmacıysanız belki gördüğünüz şeyler çok daha farklı olabilir ama sanat tarafından baktığım zaman ilk gördüğüm şey hani yepyeni bir evren. Yani yepyeni bir veri evreni var ve burada bir mekan var. Bu mekan şu an sadece makine içinde ama hani orada var bir şekilde. Ve hatta bu mekanı daha sonra geçtiğimiz aylarda Zahiri Arşiv Projesi'nde Unreal Engine içerisine de oturtma şansı bulduk. Bu da enteresan bir deneyimdi. Çünkü sonuçta hani o veri yığını bir şekilde ekranda ya da karşınız duvarın üstünde olabiliyor ama VR'la beraber elinizdeki çok basit bir kontrolörle ve haptik bir geri alımla yani her dokunduğunuz objenin ya da belgenin size geri bir bildirim vererek beni gördün bana dokundun hissiyatı ve yeni bir dil yaratmaya başlıyor. Yani tabii ki bir kütüphaneye gidip raflarda gezinmemiz, işte arama motorunda aradığımız kelimelerin ne olduğu vesaire ama hani ne zaman bir şeyi öğrendiğimizi anlıyoruz ya ne zaman bir şeyi tam olarak öğrendiğimizden emin olabiliyoruz. Hani böyle bir dünyada gibi hani sorulara hep böyle bir başlık arayan belki bir araştırma olarak bakabiliriz gibi geldi. Biraz daha gitmek için işte aynı ya burada geçen sene öğrendiğimiz ne kadar varsa aslında Filarmoni Orkestrası'nın 100. yıl içinde aynı şey başımıza geldi. Sadece çok daha fazla veri vardı. Yani Salt'tan gelen veri 1.7 milyonluk sadece bir doküman arşiviydi. Burada ise sadece 45 terabayt ses kaydı, video kaydı ve korkunç sayıda metin materyali vardı. Bu tabii hepsi dijitaldi. Yani dijitalleşmiş veri yığını, burada 45 terabayt yani simplified. Mesela işte adamların QuickTime Animation dosyaları var, uncompressed dosyaları, petabaytlarca aslında verileri. Bizim okuyabildiğimiz diyelim hani scrap edebileceğimiz seviyedeki veri miktarı 45 terabayta yakın hale getirebilirler. Sadece verinin zaten kopyalanması bir yere gelmesinden sadece 6 aydı yani. Hani hiç yaratıcı fikir olmadan yani en sıkıcı günleri. Bu arada dürüst olmak gerekirse hani bir Salt kadar vizyona sahip değillerdi. Yani yüzyılları var ama bu veriyle ne yapılacak? 9 tane farklı departman kendi arasında ilişki kurmamış. Herkesin kendi düzeni var. Bir şekilde kendi aralarında haberleşiyorlar ama hani öğle yemeği sırasında bana dosyayı versene oluyor. Yani hani bir yerde kimse kimseye haber vermemiş. Evet. Böyle daha... tamam. Böyle de sesim yüksek. Ben şeyi merak ediyorum. Sesleri de görüntüye... O mu? Ona mı geleceğin şey? Evet, şimdi bayağı dün göstermediğim şeyleri de göstermeye çalışacağım. Tabii en gurur duydukları yer ses kayıtları. Çünkü gördüğünüz gibi yani her 20 senede bir malum mecra değiştiği için kayıt teknolojileri. Adamlar da bir o kadar hani bunları çok faydalı bir kayıt olarak saklamayı başarmışlar. Yani fiziksel arşiv çok iyi demiş. İşte hani Elvis Presley'lerden hani ya öyle bir garip bir arşiv ki yani Björk, Sigur Rós, Bach, Mahler, Stravinsky yani hepsi herkes aynı yerde. Yani bu çok acayip bir arşiv. Ve aynı şekilde belge ya imaj arşivi çok da korkunç değil hani Salt'tan sonra ama bir bina içinde 15 yılda çekilen tüm etkinlik fotoğraflarına baktığımız zaman aslında manalı. Yani o yapının içinde geçen her şey bir yere toplanabilmiş en azından. Video kayıtları çok enteresandı. Bu arada video kayıtları sırasında Optical Flow diye bir algoritma ile bütün hepsini izlemeye gerek kalmadı. Çünkü yani işte ses 17 yıl boyunca sürüyordu dinlemek isteseydik. Görüntüler 20 küsür yıla yakın bir video kaydı vardı. Hani hepsini izlemektense yapay zeka izlettik çok hızlı bir şekilde yani aslında. Bize özet geçti yani bir nevi. Bir yandan da işte Frank Gehry'nin kendi çizimleri, işte lookup sheets denen hani kendi aralarında her bir performansın yani 1919'daki performansını 20'nin de bir hani el izi olan bir veri arşivi vardı. Bunu dün de göstermiştim ama sonuçta ortaya bu kadar materyalden böyle çok zengin, bayağı kısa geçilebilen bir dinamik bir performans ortaya çıktı. Şu çok enteresandı yani hani bilerek challenge yaptığım şey tabii ki buradaki her birini alıp bir sanat formu gibi yayınlamak mümkündü. Yani sadece şu TSN'i mesela sahnesini alıp bir saat boyunca izleyebilirdik. Evet. Ya da işte ses arşivi içerisinde gezen kameranın yani sonsuza kadar gezebilir o kamera. Sonuçta generatif bir PET yazılabilir ve hani her zaman bir şey gösterebilirdi. Ama benim ilgimi çeken daha çok yeni bir anlatım dili çıkarılabilir mi? Yani bu veriden bir hikaye anlatılabilir mi? Daha enteresan geliyordu. O yüzden böyle çokça farklı yaklaşmanın bir nevi faydaları oldu. Ya bir film gibi düşünebiliriz yani. En sonunda işte bu bir kanvas, evet bir hani sinema salonu ve hani o da onun üzerine dönen bir film gibi de hani hayal etmek mümkün oldu. Dün bunu biraz göstermiştim. Tabii projenin en büyük sıkıntılarından bir tanesi kanvasın. Ya her ne kadar Frank Gehry röportajlarında hayalimdi, evet bina mükemmel, projeksiyon des aslında çok da doğru değil. Çünkü materyal aslında projeksiyon için korkunç derecede zor bir materyal. Yani bu arada hatırlar mısınız bilmiyorum ama yapı ilk başta bildiğimiz aynaymış. Yani paslanmaz çelik kullanmış ve yani insanları yakmış bu bina. Hani bir disko topu gibi düşünelim. Yani iki kişinin evi yanmış, bir arabanın yağ lastikleri erimiş, maalesef bir köpek ölmüş. Yani hani sıkıntılı. Yani ya adam hakikaten uçmuş yani bence şey olarak, materyal olarak. Ve sonra tabii belediye demiş ki hani böyle olmaz. Sıfırdan bütün binayı zımparalamışlar. Oradaki en büyük avantaj yapıya çok yakından baktığınız zaman aslında her cephe bir aynaya dönüşüyor. Çünkü refraction seviyesi, kullandıkları zımparanın artık numarası neyse öyle bir reaksiyon yapmış. Fakat doğru açıdan yansıtırsanız da muazzam bir pozitif artısı oluyormuş. Yani ki bunu oluyormuş dediğim, yani 3 hafta önce bunu test edebildik performanstan. 3 hafta içinde hemen işte palmiye ağacının arasından, işte sokak lambasının yanından, bir de bu geçici olan, hani 40 yıldır geçici olarak duran parkın üzerinde çalışmak gerekti. Bir diğer belki mimar var mı aramızda? İlgisini çekerse biraz buradan bahsedebilirim. KATIA çok enteresanmış. 2002 yılında malum hani Gehry'i belki de hani Guggenheim'den aldığı fonla yarattığı küçük bir araştırma grubuyla yarattığı bu KATIA modeli aslında 7-8 senedir açılmayan bir bilgisayarmış. Yani adamların bilgisayarı maalesef PSU'su yani güç ünitesi çalışmadığı için kimse oturup bir daha açmamış. Yani arşivcilik sıfır hani arka planda. Ve bunu öğrendiğimizde peki nasıl açacağız? Hani 7-8 sene öncesinin Ubuntu bilgisayarını yapmak kolay. Hani eBay'den falan bir yerden bulduk, ettik bir şekilde açabildik. Sonunda yapının orijinal tasarlanmış 3 boyutlu formunu kullanabildik. Dün bunu çok hızlı geçtim bu videoyu ama biraz bir kere daha göstermek istiyorum. Burada ilk yaptığım şey hani yapıyı böyle bir parça parça tekrar içindeki hani her bir elemanını görebildiğimiz, anlayabildiğimiz bir yere getirdim. Mesela burayı belki biraz durmak iyi olacak. Tabii o kadar keyifli ki bir kere 3 boyutlu model önüme gelince hani çok daha rahat böyle bir kanvas gibi düşünmeye başlayabiliyorsunuz. Sonuçta üretilen şey yani augmente edilen şey aslında bir kütle en nihayetinde. İşte bu panellerin üzerindeki oynamalar, işte drone'la bir akşamüstü illegal şey çektik, fotogrametri, işte 10 dakika falan çekebildik polis gelmeden. Hızlıca böyle ondan bile böyle bir şey çıktı. İşte bu Louis Vuitton binasındaki denemelerine benzer atıfta bulunan aslında hani panel tamamen bir cam olsaydı. Ortadaki ise birazdan göstereceğim gen denen algoritmanın ki size bugün Jean uzun uzun anlatacak nasıl çalıştığını. Oradaki çıkan malzemeleri 3 boyutlu bir noise'a uygulayarak volumetrik olarak içinden çıkartarak böyle bir ML structure dediğim böyle bir form ortaya çıkarabildik. Bu da orijinal yapının arkasındaki görmediğimiz gizli kütlesi, strüktürleri. Bu çok enteresan bir deneyimdi. Çünkü böylelikle aslında yapıyı tam olarak augmente edebiliyorsunuz. Yani sadece bir mapping projesi, 3 boyutlu, işte hani onlardan değil yani. Hakikaten 3 boyutlu bir mekanı alıp augmente etmenin önemi çok fazlaydı. Bunun dışında dün bundan biraz bahsettim. Her 100 yıla yayılmış tabii bir geçmişleri olduğu için her bir performans, her bir yıl için kimin çaldığı, hangi gün, hangi saat, hangi şefin, hangi besteciyi, hangi sanatçıyla çaldığını hep zaten kayıt altına almışlar. Buna Sunburst deniyor. Şu an Processing'in Generative Design diye bir kitabı var. İçinde bile bir tane örnek kodu var. Tabii çalıştırmanız için yeniden kodlamanız gerekiyor vesaire ama en nihayetinde hani hayal şeydi böyle bir zaman mekan tüneli yapmak ve bunların içerisinden bir nevi de geçebildiğimiz, her sezonun tek tek görülebildiği, işte ilişkiler ağını görebildiğimiz, yani kimin ne kadar performans çaldığı, hangi şefin neden başka bir besteciden etkilendiği gibi hani 100'le yakın bir böyle bir hikaye görebildik. İşte hangi şefin kimi neden seçtiğiyle ilişkileri. Enteresan yani eğer bir enstitüyseniz bunları ilk defa görüyor olmak yüzyılın sonunda onlara ilham uyandırdığını anlıyorum. Ve son olarak yani yine belki veri yığınları arasında en büyük hayallerimden bir tanesi bir mekanın gerçekten içinde olanlarla ilişkisi nasıl kurulabilir? Yani bir mekan öğrenebilir mi ya da bir mekan kendi anılarını kendi kendine toplayabilir, sort edebilir, bunlardan bir anlam çıkarabilir mi kısmı? Yani mimarın en büyük bence sıkıntılarından bir tanesi maalesef hem yazılım hem donanım dünyası olan ilişkilerine çok da fazla yer almamış olması. Dolayısıyla hani bu kısmı spekülasyon anlamında sanki hani medya mimarisi için çok anlamlı olan yerlerinden bir tanesiydi. Bu dün çok paylaşamadım. Bu yayınlanacak bir videom bilmiyorum ama yine de söyleyeyim. Bu Google Photos'un içerisinde aslında eğer Google Photos kullanıyorsanız inanılmaz bir algoritma var. Yani her kim kullanıyorsa Google Photos ellerindeki fotoğraf zaten bu common network'ler içerisinde bir şekilde tagleniyor. Bu çok acayip bir şeymiş. Çünkü şu sağda okuyabiliyor musun bilmiyorum ama hani yaş, işte anger, non-human, surprise, headwear. Bu sadece bir kısmıydı. Ya, sığabileniydi buraya. Yani bunun gibi yaklaşık 200 küsür feature bir fotoğraftan milisaniye içinde alabiliyorduk. Ya bu çok enteresan bir şey. Çünkü düşünsenize yapay zeka bir konsere gidiyor yani. Hani ne izleyecekti, ne anlayacaktı yani. Ne kadar hani insani bir beklenti olabilirdi vesaire. Bu pose expansion denen, yani bilmiyorum farkında mısınız ama kemik yapısını mükemmel oturtan bir algoritma vesaire vesaire. Çok fazla böyle. Bunun çıktısı bir JSON dosya olarak geldi bize. Yarım milyon imajı birkaç saat içerisinde Google Docs'ta bir işte 700 MB'a yakın bir dosyayla direkt hani indirdik ve tüm arşivin böyle çıktısını alabildik yani. Hani hızlar bu seviyedeydi. Bu da işte o TSNI algoritmasının geçen seneye göre daha fazla bir gelişmiş olmasından dolayı tahminimce ya da GPU'nun güçlenmesinden dolayı ve bu heykeller ortaya çıktı. Bu ses kısmı, burası enteresan. Eğer bulabilirsem bir video açmak istiyorum hemen size. Evet. Bu audio browser dediğimiz bir şey yapmak zorunda kaldık. Yani o kadar enteresan ki yapay zeka ile tabii ses ilişkisi şeye benzemiyor. İmaja benzemiyor. Sesi compute etmek, Open Frameworks'e yazdığımız bir yazılım. Audio browser. Bildiğimiz bütün arşivi kendi içerisinde master klavyeyle eş zamanlı gezebiliyorsunuz. 7 TB'lık ses yığınları. Yani Nick araştırmacı değil ama eğer bir müzik araştırmacısıysanız hangi veri yığınının hangi parçadan geldiğini, hangi yıl çaldığını görebildiniz. Böyle enteresan bir tool yarattık. Bunun en büyük avantajı şu oldu tabii ki. Bütün performans içindeki sesler tamamen yapay zeka tarafından kompoz edildi. Arada sadece 5 tane hafıza noktası seçti L.A. Philharmonic. Mahler, Stravinsky, Defala ve Bach. Bir parça daha unuttum adını ama bu 5 parçanın arasında aslında bu mekan içerisinde gezerken ki yapay zekanın duyduğu diğer parçalardan sesler ürettik. Bu çok enteresan bir noktaydı. Çünkü tahmin ederseniz bununla beraber hani müzik endüstrisi tamamen değişebilir. Bu ve bunun gibi fikirlerle. Bunu yapmak içinse modelimizin değişmesine en sonunda Daredevil diye bir model kullandık. Bu modelde YouTube'daki bütün videoları bugüne kadar upload edilen, geçtiğimiz yaz sonu, Ağustos sonuna kadar ki upload edilen tüm YouTube videolarından bir model üretmiş Google. Yani milyarlarca saatlik ses ve görüntüden bahsediyoruz. Sadece ses arşivini o kadar mükemmel taglemiş ki 256'ya yakın birbirinden farklı attribute'u bir seferde görebiliyorsunuz. Yani işte helikopter sesi, alkış sesi, C major ya da işte hani ne arıyorsanız müziğe dair 256 tane attribute içinde bunlara dokunabiliyorsunuz. Bu da enteresan bir durumdu. Bir de şunu göstereyim. Tabii tüm bunları yapabilmek için, stüdyoda rahat çalışabilmek için bir de bu mapping tool'u diye sıfırdan yazdığımız V4'daki programın amacı da stüdyoda bu maketin üzerine 13 tane projeksiyonla gerçek dünyadaki karşılığı olan tam bir piksel mappingini stüdyoda yapmamız gerekti. Çünkü hani olimpiyatlar gibi 3 akşamımız var. Hani gece karanlığı sadece 8 saatse 24 saatte 13 tane steki 42 tane projeksiyonu maplememiz gerekiyor. Yani korkunç bir zaman sıkıntısı bu. Bunun için böyle bir stüdyoda hani olimpiyatlara hazırlanır gibi her akşam 6 kişiydik mappingi o anda yapan ve ezberledik yani hani piksel piksel hani milimetre milimetre nasıl yapıldığına dair onlara da baktık. İlgilenenler için birkaç bir faydalı link olabilmesi için şunu da göstermek istiyorum. Bunu belki şimdi bir internetine yapsak. Eğer ilginizi çekiyorsa, 60 Hz değil mi yine? Bir saniye değiştireyim. Özellikle yapay zeka konusunda ciddi araştırmak isteyenler için gördüğüm en başarılı, ücretsiz ve saatlerce müthiş bir şekilde anlatan Parag Mittal'in TensorFlow tutorialı. Müthiş bir kaynak. Bir kere izledim ama hani tabii ki çok fazla zaman harcamanız gerekiyor. Belki haftalarca eğer Python geçmişiniz yoksa zor gelebilir ama gördüğüm kadarıyla en basit ve en hızlı anlatan ücretsiz tek kaynak. 5 sezonda tamamen konsept olarak yapay zeka ve yaratıcı alanda kullanımıyla ilgili TensorFlow üzerinden müthiş bir kaynak. Hem kendisiyle çalıştığım için stüdyoda daha da iyi anladım neden neyi nasıl yaptığını ama hani şu onun account'um benim account'um bilmiyorum ama yani şu kadar 5 sezonda bütün hikayeyi konuştuğum hemen hemen çoğu şeyin arkasında yatan algoritmaları en kaba şekilde ve açık kaynaklı GitHub'da her zaman karşılığını bulabileceğiniz seviyede bir anlatım mevcut. Çok net 2 haftanızı ayırmanızı öneririm. Şu an için hemen hemen hiçbiri ama ticari olduğu için değil. Tamamen Google olduğu için. Yani için içinde. Keşke hepsini rahatça paylaşabilsek ama mesela ImageNet için kullandığımız kod çok net. Yani Google'ın içeride yani çok özellikle Disney World projesinde çok fazla ileri gidebilmek için diyeyim. Hani GitHub'ın dışına çıkabilmek için en azından dürüstçe içeride neler döndüğünü anlamak için Google'la çalışmanın avantajı oydu. Ama mesela PG-Gen yani işte bugün büyük bir ihtimalle göreceğiniz her Yani Gene Koga'nın anlatabileceği her şey, yani sitesinde olan ML4A'daki her yazılım, yani kodun paylaşıldığı kod bence yeteri kadar insanların araştırmalarını bir yere getirebilecek hale gelmiş. Mesela bu PG-Gen, Nvidia'nın bir kodu, fakat son derece hani bilmiyorum yani son 2 yılda uçurmuşlar mesela bu aynı kodu ve çok rahat kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir 5 yani adımda yani resmen, yanlış hatırlamıyorsam evet 5 step bu versiyonu, PyTorch versiyonu muazzam kolay. Yani hiçbir şey eskisi gibi, mesela geçen sene DC-Gen çalıştırmaya çalıştırsaydınız oh. Ama herkese önerim, eğer kalabilirseniz G'nin tamamen vereceği notlar bunun gibi, ama direkt hani Colab'den çalıştırdığı kod, işte kendi şu an sınıfının kitabını direkt paylaşacak diye biliyorum. Hani birebir yani kafa karışmadan oradan indirebilirsiniz diye hayal ediyorum. Tabii en büyük buradaki ihtiyacınız olan şey GPU. Yani iyi bir GPU'ya ihtiyaç var. Bizim de bu Nvidia ile bir garip şekilde yakınlığımız oldu. CEO'su çok enteresan bir adam. Çok takıntılı bir insan, birçok CEO gibi kuvvetli muhtemel. Fakat yapay zekaya kafayı takmış biri ve inandığı şey nasıl hani grafik, bilgisayar grafiği nasıl evrim geçirmişlerse yapay zekada da GPU'nun varlığının bir evrim geçireceğinden bahsediyor. Onlar sayesinde şu an stüdyomuzda 105 tane GPU'muz var. 1080 Ti'den. Ve bir tane de DGX station'ımız var. Dolayısıyla hani araştırma seviyesi çok da bir değişti. Yani 3 hafta beklediğiniz çok basit bir gen uygulaması işte 2-3 güne inebiliyor, yani hızlar artıyor. Google'la çalışmanın en büyük artısı işte Google Cloud'un avantajları oldu. Amazon Cloud gibi çok fazla içerisinde size yani çok bilmiyorum yani saati $3, $4'a müthiş bilişim sorularını yaratabiliyorsunuz kendi stackleriniz içerisinde. O da çok büyük artıydı. Ama hakikaten yani burada olmayan hiçbir şey kullanmadık aslında temelinde. Ama TÜİK'lerin her şeyi tabii ki hani daha hani yıllara yayılmış kişilerin tavsiyeleriydi. Başka soru cevap yapabiliriz. Hala biraz daha vaktimiz var diye. Ya da direkt daha bir şeyler gösterebilirim. Ya da şovun tamamını gösterebilirim. Hepsini açık. Mesela şu an çalışırken mevcut inşa edilmiş binalar üzerine çalışıyorsunuz. Peki diyelim ki başka bir projede bir yapının direkt inşa sürecinde mimarla birlikte çalıştınız. Bu eğer ki inşa sürecinde mimarla birlikte çalışırsanız siz nelere dikkat etmesini isterdiniz? Veya sizce bu size nasıl bir özgürlük sunardı? Ya süper bir soru, çünkü en garip şekilde mesela iç mekan ve dış mekan diye bence komple 2 dünyanın olduğunu anlıyorum. Özellikle bu teknoloji olarak, eğer LED teknolojisi, projeksiyon teknolojisi gibi baktığımız zaman hani 20 yıldan fazla ömrü olan teknolojilere bakalım diyelim. O zaman tabii ki bir kendi içinde böyle constraint'leri geliyor. Mesela projeksiyon kullanıyorsanız mesafesi, LED kullanıyorsanız ağırlığı, yeşil enerjiyle olan ilişkisi. Hani çok daha böyle komple tasarım deneyimin dışında da teknik beklentiler olan bir dünya varmış. Yani anladığım kadarıyla bayağı uzun bir süreçmiş. Eğer sıfırdan hani bir mimari kolaborasyona gidecek olsaydık. Ama kesinlikle ilk hani skeçlerin yapıldığı gün bir yerlerde bir şekilde hani media art ya da inovatif bir teknolojik input olacak hayaliyle mimarın yola çıkması en mantıklısı, en dürüstü gibi geliyor. Çünkü ne kadar daha sonra hani iş üretilirse o kadar eklektik, hani işte asılı tabloya dönüyor yani. Hani tablo asalıma dönüyor. Ya da bir heykel koyalım buraya ya benziyor. Ama aslında ne kadar hani binayla, gerçekten yapıyla dürüst bir şekilde ilişki kurdurmak istiyorsak o kadar herhalde yani yan yana çalışılması gereken bir süreç. Başka soru varsa daha bir 10 dakikamız var. Böyle buyurun. Sen prezentasyon için teşekkür ederim. Türkiye'de proje yapıyor musunuz? Türkiye'de bir proje yaptım. Salt Online'ı. Salt'ı yaptık. Evet. Daha sonra yine VR versiyonu yaptık. Bir de Ferko'nun yapısında İstanbul rüzgarları üzerine Atatürk Havalimanı kapanmadan önceki belki son verisi. Evet. Onunla bir proje yaptım. O da kalıcı bir iş. Ama o şey tabii eş zamanlı bir veri inputu değil. 1 senelik kaydedilmiş rüzgar verisi üzerine yapılan çıktılar. Yapmayı yani açıksınız herhalde. Tabii. Burada proje yapmayı. Çünkü ben Fenerbahçe Üniversitesi Kütüphane ve Arşiv sorumlusuyum. Sizin de güzel bir spor tarihi arşivi yapmak isterim. Bununla ilgili kartınızı alabilirim. Tabii tabii, seve seve. Teşekkürler. Burada bir soru var. Bu arada şey, görüntüyü açabilir miyiz? Bir yandan şey dönebilir video. Dün izletemedim bunun. Maalesef ses yapay zeka ile üretildiği için dün izlettiğim video aslında illegaldi, izletmem ama şey yapamadım. Sessiz izletebiliyormuşum. Önümüzdeki hafta sonuna doğru alıyoruz onayını. Malum union, yani çok ciddi bir ses hakları korunuyor. Filarmoninin saygı duyduğu bir hikaye ve hani 100 yıllık adamların bütün çaldığı parçalardan bir ilham alan bir ses izi duyduğunuz zaman aslında 100 yıla yakın bir onay almak gerekiyor. Her şey doğru olması için öyle bir yola gittik. Ama dün akşam şey oldu. Dün izlettim. Yani 13 dakika, 12 dakika. 13 dakika, 12 dakika. Ama bana ses soru alabilirim. Soru geliyordu. Merhaba. Ben şey sormak istemiştim. Daha interaktif kinetik işleriniz oldu mu ve olacak mı? Yani bunlar da daha çok... göstereyim mi? Tabii ki. Teşekkürler. Biz bir de bu binaya Kinect bağladık son akşam. Buradan bulayım. Ama hangi akşam? Hangi kaydı? Hemen bulacağım, bir saniye. Ha, drone videosunu gösterebilirim belki direkt. Şu mesela burada şey denedim. Işık kaynağını görebiliyor musun? Solda bir tane yuvarlak bir ışık kaynağı var, sağda da var. Burada mesela hızlıca denemeye çalıştım yani. Acaba hani yapıyla ilişkiyi, sanki yapı bir enstrüman olsaydı, sonuçta en nihayetinde yapay zeka ile bir şekilde ilişki kurulabilmiş. İçine geçen her veri, her bilgi karşımızda. Yapay zekanda latent space denen bir mekanla ilişki kurduğunda farkındayız. Acaba bu latent space gerçekten de hani yapının içinde olsaydı, bir şef ya da müzik ile ilgilenen herhangi biri diyelim, bu yapıyla bir ilişki kurabilir mi? Anılarını çalabilir mi? Ya da ona bir interaksiyon kurabilir mi şeklindeydi. Bu seviyede çok fazla prototip üretiyorum. Ama hani hangisi ne zaman hayata geçer tam emin olamıyorum. Çünkü bir şekilde bir kuklalık, bir sıkıntı yaşatıyor interaktif ideal fikirler. Ya eklektik kalıyorlar, ya sadece olması için oluyorlar, ya bir şekilde hani dürüst o ilişkiyi kurdurmak çok zaman aldığını düşünüyorum. Ama böyle denemeler hep bir yandan yapıyorum. Yani ne zaman bir şeye bağlar bilmiyorum ama bunu oynatalım. Olursa ya da ileride böyle planlar, projeler daha gelişirse vandalizm açısından yani biraz daha, çünkü projeksiyonları belli bir yerde konumlandırmanız gerekiyor vesaire. O konuda biraz fikirlerinizi almak istiyorum. Tabii mesela şöyle bir kanun var. Kamusal alanda üretilen her sanat eseri kendi bildiğim kadarıyla 1 milyonla 3 milyon dolar arasında bir sigortası var. Yani hepsi ama bu arada 3000 dolar gibi bir şey yani hani. Orada. 3000 dolar veriyorsunuz ve karşında 1 ile 3 milyon dolar arasında 20 yıl boyunca yani eyaletin sorumlu olduğu bir sigorta alabiliyorsunuz. Onlar koruyor. Ya bu ne demek oluyor? Artık hani LAPD mi artık sorumlu, belediye mi onu bilmiyorum ama burada onu kullanmamız gerekiyor. Her işin var aynı şekilde bir sigortası. Burada güzel haberim var, dün söyleyemedim. Karşısına da Frank Gehry'nin bir binası geliyor ve açılış akşamı projeyi beğendiği için yeni binasında bu projeksiyonları embed ediyor, kalıcı oluyor proje. Ve büyük bir ihtimalle de 2020 başında bu yapay zeka algoritmalarını ve içerideki kamera ve ses sistemini canlı olarak bağlayacağız. Yani bina gerçekten hani prototip olarak değil, gerçekten yaptıklarını öğreneceği, hayal edebileceği böyle bir fikre dönüşecek. Bu da 2020'nin başına denk gelecek büyük ihtimalle. Yani müthiş bir soru ama en zor sorulardan biri yani bence. Hem kültürel olarak, hem ekonomik olarak, hem eğitim sistemi olarak yani en zor soruların başında geliyor. Yani karşılaştırma yapmak çok işe yarıyor bu soruya cevap verirken. Yani ilk gördüğüm ve en faydalı bulduğum, en hızlı şekilde aslında sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da çok fazla açık olan küçük fonlarla işler yapmak çok daha aslında faydalı olduğunu anladım. Yani en azından o dönemde en büyük deneyimler bu festivallerden geldi ve festivaller çok güzel haber olarak yine hani kadın erkek eşitliğinin çok sıkıntılı olduğu bir alan. Yani çok erkek ağırlıklı bir bu hem bilişim dünyasının sıkıntısı hem tasarım dünyasının sıkıntısı. Bir kere büyük bir avantajım var. Bunu güzel bir haber olarak söylüyorum. Hakikaten birçok özellikle kadının başı çekmesini istedikleri çok fazla kurum özellikle avantajlı bir şekilde davet ediyor. Bu iyi bir şey diye hayal ediyorum. Ben çok deneyimi oralardan kazandım açıkçası yani. Türkiye'de çok fazla proje yapmadan da sadece Avrupa'ya yakın ilişkiler kurulabilen Ars Electronica, işte Fiber Festival ve daha bir sürü yani festivalin her biri son derece yani humble diyorlar bütçeye. Çok küçük bütçeler belki ama ulaştığın insan ve kitle ve alacağın interaksiyon iş sonrası belki hiç üretmediğin bir işin oluşması için her şeyi böyle sunabiliyor. Benim gördüğüm en hızlı ve en kolay ve hemen şurada olan şey oydu en azından kendi adıma. Ama Digilog gibi kurduğumuz bu mekanlar ve daha umut ediyoruz ki daha benzerlerinin olduğu organizasyonlar sayesinde bu sorunun cevabı da umut ediyorum daha hızlı fonlanacaktır. Hani böyle uçmayan fikirler maddi anlamda belki ama hani tartışmayı açabilen, sorular sordurabilen, her sanatçının ya da tasarımcının kaygılarını rahatlıkla ortaya koyabildiği bir platform yaratmanın tek cevap olduğunu düşünüyorum. Ama okullar olmadığına eminim bunu yani. Okulla hiçbir ilişkisi yok yani. Okul çok eski bir kelime galiba. Bir sonraki panele evet. Zemin açmamız gerekiyor. Ben daldım. Yani çok güzel bir korku aslında ve ilham. Aynı sorunun içinde ikisi de var bence. Ama gördüğüm kadarıyla mekan değiştikçe anlam değiştikçe algoritma değiştikçe zaman da değişiyor ve hepsi çok hızlı bir şekilde aslında ve chain reaction değişebiliyor. Öyle bir korku yok aslında bence. Hani çünkü her veri yeni bir hikaye, her mekan yeni bir kanvas diye hayal ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Bir de Bir kere daha mailimi burada yazayım ki eğer olur da bir dakika içinde hazır çıkarken buyurun seve seve bir dakika. Seve seve ne zaman nasıl isterseniz genelde kesin cevap veriyorum. Geç de olsa muhakkak veriyorum. Umarım Los Angeles'a gelirseniz buyurun kahve, çay seve seve.